Hayat Mutfak Misafirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifte yine sizlerle beraberim. Bugün fırın kullanmadan yapabileceğimiz en kolay böreklerden bir tane yapacağız. Tavada kol böreği yapacağız arkadaşlar ama çok kolaylıkla yapabileceğimiz bir tarif olacak. 10 yaşındaki çocuğun da 70 yaşındaki nenenin de yapabileceği bir tarif olacak arkadaşlar. Öncelikle böreğimiz için sosunu yapmakla başlıyoruz. Karıştırma kabımızın içine yumurtayı, yoğurdun sulu yerinden 1 su bardağı yoğurdunu ve sıvı yağını ilave edip iyice çırpıyoruz. Sosumuz bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Diğer taraftan da arkadaşlar iç harcını hazırlıyoruz. Ben burada sadece lor peyniri ve maydanoz kullandım. İyice beraber karıştırdım. İç harcı da bu şekilde hazır hale gelmiş oldu. Ve sonrasında bir yufkayı tezgahımın üstüne açtım ve üzerine hazırladığım iç harcından ilave edip her yerine gelmesini sağladım. Sonrasında kenar kısmına hazırladığım iç harçtan bir kaşık yardımıyla yarısına kadar her tarafına serpeledim ve sardım iyice. Gördüğünüz gibi yufkayı bölmüyorum, parçalamıyorum, hiçbir şekilde yapmıyorum. Tüm şekildeki yufkadan yapıyorum. Sonrasında yağladığım tavanın içine alıyorum böreğimi ve diğer yufkalara da aynı işlemi uygulamaya başlıyorum. Verdiğim börek tarifinde sadece ve sadece 3 tane yufkaya ihtiyacımız var. Biz bir tanesini sardık, geriye 2 tane kaldı. Onlara da aynı işlemi uyguladıktan sonra tavamızın içine sırayla bu şekilde alıyoruz. Ama arkadaşlar bol yağlı olması gerekiyor. Tavamızın altına sürdüğümüz yağın bol yağ olması gerekiyor ki böreğimiz lezzetli ve çıtır çıtır olsun. Evet, gördüğünüz gibi son yufkayı da ilave ettim tavama ve artık ocakta pişirme aşamasına geçtim. Çok harlı ateşte pişirmeyeceğiz. En önemli püf nokta, sonra yanabilir, böreğimiz yanabilir. O yüzden orta ateşte öncelikle, sonrasında daha kısık seviyeye getirip kısık seviyede böreğimizi pişirelim. Kontrol edin, eğer ki pişmişse bir tabak, yani bir kapak yardımıyla böreğinizin diğer tarafını çevirip ve diğer tarafını da pişirin. Size bir püf noktası olarak diğer tarafını pişirirken kapağınızı böreğinizin üzerine kapatmayın ki böreğiniz daha çıtır çıtır bir lezzet olsun. Bu şekilde böyle çıtırlığını korumuş olsun. Yani bir tarafını, kapağını kapatıyoruz ilk koyduğumuz zaman, diğer arka tarafını pişirirken kapak kapatmıyoruz. Kolaylıkla yapabileceğiniz tavada kol böreğimiz artık servise hazır. Gördüğünüz gibi harika, böyle nar gibi kızaran bir böreğimiz oldu. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.